Kağıt üzerinde savaşın galiplerinden olan Osmanlı Devleti aslında savaştan çok büyük zarar alarak çıkmıştır. Çok pahalı olan bu savaşı yürütebilmek için Osmanlı Devleti ödeme yeteneğinin çok üstünde borçlanmıştır. Endüstrileşmeyi kaçırdığı için ekonomisi çağ dışı kalmış olan devlet bu borçların altından kalkamayacak ve 1881 yılında 2. Abdülhamit döneminde Duyun-u Umumiye İdaresi'nin kurulmasıyla Avrupalı devletlerin mali denetimi altına girip ekonomik bağımsızlığını kaybedecektir. Azim bir durum. Kırım Savaşı'nın sonunda ilan edilen ıslahat fermanı, ki bu nereden çıktı? Bir tane tanzimat fermanı var. Demek ki iyi işlemedi ya da adamları tatmin etmedi. Yani Avrupa ülkelerini tatmin etmedi. Osmanlı reform hareketlerinde çok önemli bir yer tutar. Islahat fermanının amacı imparatorluk içindeki herkese Osmanlı yurttaşlığı vererek yasalar önünde dine bakılmaksızın eşitlik sağlamaktı. Islahat fermanı ile batıda dolaşan liberal düşünceler Osmanlı Devleti'ne girmeye başlayacaktır. Fransız ihtilalinin etkisinde kalan aydınlar bu işlere kafa yoruyorlar, biraz da isyan ediyorlar. Evet. Şimdi buradan nerelere varılır? Buradan neler çıkar? Yanlış kararlar alıyorsanız onun bedelini ödüyorsunuz zamanla. O anda zararını görmüyorsunuz ama karşınızdaki onu size fazla maliyetiyle ödetiyor. Küçük kaynarca alınmış kararlar pek önemsenmemiş. Belki direnecek halde de değildi Osmanlı. Ama oradaki kararların içinde fazla önemsemediği Ruslar Ortodoksların hamiliğini üstlenir diye geçen maddeye dayanarak tam 60 sene sonra Kırım Savaşı için bunu gerekçe olarak kullandılar. Bu bizim hakkımızdır. Bizim Ortodoks topluluklar üzerinde haklarımız vardır herhalde. Biz onların koruyucusuyuz dedi. Ve gereğini yapmak istediler. Amaç Akdeniz'e inmek, boğazları kontrol etmek. Başka neler oldu? Osmanlı teknolojide geri kaldı. Ve bir türlü anlayamadı, zihniyetini değiştiremedi. Biz onlar gibi yaparsak dediler, biz de düzeliriz. Orada da olmadı. Bu çalışmalar, ben 2. Mahmut, 3. Selim dedim ama öncesinde 1. Abdülhamit zamanında da bunlar yapılmış. Yani teknik üniversite bile 1. Abdülhamit zamanında kurulmuş. Bir takım şeyler yapılmış orada bile. Ama yetmiyor işte. Önce bizim zihniyetimizi dünyayı dünya kurallarıyla yaşayacağız. Ahireti de oraya giden dünya işleriyle uğraşarak yaşayacağız. Ama her şeyimizi dünyanın kuralları farklı. Bilim ve akıl burada önemli. Avrupa da bunu bilmiyordu. Hümanizm de bunu öğrendi. Akılla, bilimle meseleleri çözeceğini öğrendi. Büyük Petro, ki Deli Petro derler, Rusya'nın başına geçmiş, çok genç yaşta, 17 yaşında falan geçiyor Rusya'nın başına. Diyor ki, biz geriyiz Avrupa'dan. Avrupa'yı öğreneceğim. Bir takım soylu ailenin çocukları da buna dahil olmak üzere. Tepkili kıyafet kendisi de gidiyor. Almanya, Hollanda, Fransa, buralarda çalışıyor. Marangozluk yapıyor. Gemi tersanelerinde işçilik yapıyor. Öğreniyor.
bir takım şeyler öğreniyor. Ve önemini anlıyor. Bilimin, akıllı düşünmenin. Kendisi de buna inanıyor. Olmuyor işte. Dünya işlerine muvaffak olabilmek için idari bir teknik prensiplerimiz olacaktı o dönemde. Olsaydı belki bu adamlarla savaşırdık. Hazıra almak ve onlarla savaşarak bu iş olmaz. Onların ürettiklerini, onların icat edip ürettiklerini hazır alıp onlara karşı savaşmak için kullanmak doğru da olmuyor, yeterli de olmuyor. Onun için teknolojiyi seninle üretiyor olman lazım. Üretip kullanabiliyor olman lazım. Dünyada başarmak için geçerli kural bu. Mustafa Kemal Atatürk bunu anlamış. Size demiş, dogmalar bırakmıyorum. İdeoloji de bırakmıyorum. Akıllı düşünün, bilimden yararlanın demiş. Vasiyetim budur. Manevi vasiyetim. Teşekkür ediyorum.